değerli basın mevsupları hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu dönüşünde uçakta birkaç gazetecinin ve çok sayıda AKP'linin sorularını yanıtlamış. Onunla ilgili bizim de yanıt vermemiz gereken durumlar var. Çok sayıda AK Parti'nin diyorum örneğin Fadime Özkan uçakta gazeteci sıfatıyla bulunuyor. Sanıyorum Star gazetesi. Ama AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları MKYK üyesi. <laughs> Sayın Mustafa Yıldız sorduğu soruda Millet İttifakı'ndan bahsedip bir sürü de Millet İttifakı hakkında atıp tutup soru sırasında bu yapının ülkenin yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Ya siyasi partiler var ortada. Ülkenin yönetimine talip olmayacaksak ne yapmaya oradayız? Yani gelip iktidara lokma mı dökeceğiz? Gelip iktidara ne yapacağız yani? Siyasi partiler niye koruluyor? Niye var? Düşünsenize Mustafa Yıldız'ın dünyasında muhalefet partileri var ve bunların hepsi birden daha doğrusu iki ittifak olduğunu düşünelim. Bu iki ittifaktaki bütün partiler berbat partiler AK Parti ve MHP dışında ve muhalefet partilerinin hepsi birden iktidara gelmeleri kabul edilebilecek bir talep değil. Mustafa Yıldız'ın gazeteci olması kabul edilebilir bir şey. Gazeteci sıfatıyla uçağa binmesi kabul edilebilir bir şey. 99 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ülkenin ikinci yüzyılında yeniden yönetime talip olması ya da saraya itirazından dolayı kazanmak üzere oldukları kongre iptal edilince kurulan İyi Parti'nin MHP'nin üç katı oy alıyorken iktidarda söz sahibi olmak istemesi, ülkeyi yönetmek istemesi ya da diğer bütün siyasi partilerin mecliste bulunan bulunmayan bu ülkeyle ilgili bir iddia konuları kabul edilebilecek bir şey değil. Bir başka değerli büyüğümüz Emin Pazarcı muhteşem bir soru sormuş. Yani uçakta olmanın hakkını tam olarak vermiş. Soru böyle bir karış. Sorunun sonu şu. Diyor ki Kılıçdaroğlu diyor, KHK'lıları görevi iade edecek diyor. Bu KHK'lılar diyor, PKK'lılar diyor, FETÖ'cüler. Bunların ikisinin birlikte arkada bıraktığı on binlerce şehidimiz var. Verdiği büyük zarar var. Altılı masadan da bununla ilgili herhangi bir itiraz yok. Tabi burası yalan anlatacağım. Çok mutlular. Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutladığımız bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak istemektedir? bizi nereye götürmek istemektedir? Ve bakın bu Devlet Bahçeli'nin prompterden okuduğu grup konuşması değil. Bu Emin Pazarcı'nın gazeteci olarak sorusu. Dünya kadar iftira, hakaret, yalan en sonunda da CHP bizi nereye götürmek istemektedir? Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dönmüş artık ne desin yani gayri ihtiyarı diyor ki uçakta yani siz aslında sorunun içinde cevabı da verdiniz diyor. Yani bir gazeteci, bir siyasetçiye soruyu soracak, diyor ki cevabı içinde diyor sizin. Hakikaten de beklediği cevabı söylüyor. Sen diyor bunlara FETÖ'cü de PKK'lı de onu de bunu de CHP bunları affettik de. Birincisi şu, tabii Recep Tayyip Erdoğan da bu harika soruların üzerine soruyu soranlardan da ilham alarak dönmüş şöyle söylemiş. Sen kimsin neyi bırakıyorsun diyor hukuk devletinde bu kararı yargı verir diyor ve sonra da diyor ki bunlar diyor Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakabilirler. Yani gerçekten bu kadar utanmadan sıkılmadan böyle bir sözün söylenebilmesi gerçekten kabul edilebilir değil. Önce son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Abdullah Öcalan senin mektup arkadaşın. Sen İstanbul'a Binali Yıldırım'a aday gösterdin. Biz de Ekrem İmamoğlu'nu. Seçimler oldu bitti. Bir baktınız ki siz bu seçimleri kaybettiniz. Seçimi iptal ettirdiniz. Milletin iradesine saygı duymadınız. 13.600 lük fark 1 milyona doğru gidiyor. 500 bini geçti. Seçimlere az kala avukat da olmayan Tunceli'den bir öğretim görevlisini yolladınız. Abdullah Öcalan'a mektup yazdırdınız o mektubu İstanbul'un göbeğinde Anadolu Ajansı'na okuttunuz. Siz buna denezül ettiniz. Sen Abdullah Öcalan senin mektup arkadaşın. Suçluları serbest bırakmak diyorsan bunu en iyi Cumhur İttifakı bilir. Siz yapıyorsunuz. Her türlü suçluyu, suç örgütü liderini, Alaaddin Çakıcı'yı mesela hücresinde ziyaret edip şahsı özel af çıkaran sizsiniz. Sizin küçük ortağınız talep etti. Siz olur dediniz. Sezgin Baran Korkmaz hapse bile girmeden senin Suç işleri Bakanı çağırdı. İçişleri Bakanlığı'nda kaç dedi. O kaçtı. Ertesi gün arama emri yakalama emri falan. Sonra da utanmadan sıkılmadan plan bütçe komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesinde bu devlet operasyonu dedi. En tepeden aşağı kadar yani Tayyip Bey'in emri ve bilgisi dahilinde yaptık dedi. Suçlulara yol veren onlara hapis yerine kaçış yolunu gösteren sizlersiniz. Sivas katliamı sanıklarının zaman aşımına oh iyi oldu hayırlısı olsun diye yaklaşan bizzat sensin. Haluk Kırcı'yı Bakırköy katliamının yedi tane genci canlı canlı boğazlayanların serbest kalmasını sağlayan sizsiniz kardeşim sizsiniz. Siz daha ne konuşuyorsunuz? Gelelim KHK meselesine. Emin Pazarcı dümdüz yalan söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan doğrudan yalan söylüyor. Doğrudan yalan söylüyor. Genel başkanımızın kapsamı belli. Her her fırsatta açıyoruz, açıklıyoruz. Genel başkanımız söylüyor ama ısrarla aynı yalana sarılıyorsunuz. Türkiye'de bir KHK mağduriyeti var. Nedir o? Kanun hükmünde ile ihraç edilen insanlar. Bunların hepsi mağdur değil. Bunların bir kısmı katil. Bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi. Onları affetmek aklımızın ucundan geçmez. Onlara yakın teması olan bir tek sizsiniz. Bizim tarihi husumetimiz var onlarla. Ergenekon'un, balyozun, askeri casusluğun, tüm kumpas davalarının hakimlerini, savcılarını serbest bırakacağımıza Onların yerine kendimizi cezalandırırız. Onların serbest kalacağı yerde bizim insanların içine çıkmaya yüzümüz olmaz. Onların olduğu ülkede bize yer olmaz. Senelerce sırtını sıvazladığınız gaz verdiğiniz ben onun yerine o davanın savcısıyım diye meydan okuduğunuz adamlar canını okudular bu ülkenin. Bizim dediğimiz KHK mağduriyeti yani mahkeme kararı olmadan kanun hükmünde kararnamelerle hepsini birden attınız. Şimdi içlerinde bazılarına mahkeme seni yargılamama bile gerek yok dedi. Ne yapmış adam? Bankasya'ya para yatırmış. Başka hiçbir şey yok. Seni boşa atmışlar dedi. Dön sen memuriyete geri dedi. Döndürmüyorsunuz. Diğer taraftan mahkeme açılmış. Yargı kararı diyorsun ya onları ancak yargı döndürür. Yargılama yapılmış senin suçun yok senin hakkını yemişler sen görevine geri dön demiş mahkeme. Onu döndürmüyorsunuz. Genel başkanın kanun hükmünde kararnameyle mağdur edilenlerin mağduriyetini gidereceğiz dediği budur. Onun dışında meclisi bombalayanlara darbeyi planlayanlara tanklarla insanları ezenlere şu kadarcık bir tolerans göstermek, şu kadarcık bir onların çektiği cezanın hafifletilmesini düşünmek bile akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşır bir iş değildir. Ama Zekeriya Öz firarda onun altına Mercedes'i çeken sensin. Kendi bindiğinin aynısı. Düşün başbakansın. Aynı Mercedes'ten bir tane de Zekeriya kardeşime. Neden? Çok başarılı kumpas kuruyordu. Orduya kumpas kuruyordu. Ergenekon'da, balyoz, balyozda kumpas kuruyordu. Ergenekon'da kumpas kuruyordu. Her türlü kumpası kuruyordu. Sen rahattın çünkü Atatürkçüler, gerçek milliyetçiler, vatanseverler, bu ülkesini sevenler mağdurdu. Sen rahattın. Ne zaman ki ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar, iş size döndü. O zaman anladınız bunların ne mal olduğunu. Ha inanmıyorsan geç bak. Geçen hafta Genel Başkan KYK mağduriyetini gidereceğiz dediğinde siz saldırdınız. Televizyon programında açıkladım. Bir bak bakalım firari FETÖ'cüler Özgür Özel hakkında ne yazıyor? Ne kadar firari FETÖ'cü varsa linç ediyorlar, saldırıyorlar. Onur madalyasıdır her bir saldırıları bizim için. Onur madalyasıdır. Efendim ben demişim ki sadece mahkeme kararıyla dönenleri ve yargılanmadan takipsizlik alanları dedim diye çıldırıyorlar. Ayrıca bir sürü da dedik. Adil yargılanmayanlar adil yargılanma talebiyle başvurduklarında mahkemeler uygun görürse yeniden yargılanacakları bir imkan ortada olur. O da yargılamada şahidini dinlememişsin, delilini kabul etmemişsin. Mahkeme buna bakacak. Ya işte bunu FETÖ'cülükle suçlamışlar. Aslında bir suçu yok ama senden korkmuş kendisini de atarsın diye mahkeme yeniden yargılamaya gerek görürse adil yargılama döneminde o zaman yeniden yargılar beraat alan iade alan iade edilir. Bu kapsamın içine ne darbeci girer ne finansörü girer ne planlayan girer ne örgütün başı ne de firarda olan bu bu memlekete gerçekte husumet düş, düşleyen hiçbirisi girmez buna. Onların bize yaptıkları her saldırı bizim için onur madalyasıdır. Ama siz günü gelince onlarla etle tırnak, günü gelince ne istediyseniz de verdik. Günü gelince onlara metiyeler, bugün gelince konjonktürel düşman. Yarın bilseniz ki bunlarla bir olunca koltukta devam edebileceksiniz, iktidarı kaybetmeyeceksiniz. Vallahi ben bu konuda size kefil değilim kardeşim. Bugün Hepiniz birden yazarınız, çizeriniz, konuşanınız, yöneticiniz konuşuyorsunuz. Bilseniz ki iktidardan düşmemek için FETÖ ile barış lazım. Öyle garibanları, öyle mağdur edilenleri, suçlu bulunmayanları değil, ele kol kola girer misiniz? Vallahi girmez bunlar diyemem ben size kefil değilim. Siz böyle adamlarsınız. Geçmişiniz böyle. Ondan uçaktaki bazı gazetecilerin ve çok sayıda AK Partilinin gazıyla da onların karşısına geçmenin rahatlığıyla da çıkmış bunları anlatıyor beyefendi. Hadi eğer o kadar eminsen Emir Pazarcı diyorsun sorunun cevabı içinde. Çık genel başkanımızın karşısına istediğin televizyona istiyorsan T24'e istiyorsan A Haber'e istiyorsan TRT'ye çık. Hadi 15 Temmuz 15 Temmuz'a nasıl gelindi? Öncesinde, sırasında, sonrasında yaşananlar. Hadi bakalım konuş genel başkanımızla. Genel başkanımız sorsun, sen cevapla bakalım. Bugüne kadar kaçtın bunlardan, kaçtın. Şu meclisin 15 Temmuz araştırma komisyonunu görev süresi uzamadan kapattın. Yazdıkları raporu bastırtmadın. Halen daha buraya gelmeyen genel kurmay başkanının dönemin MİT müsteşarının cevap vermediği sorular meclisin duvarlarında asılı duruyor. O sorular elbet bir gün cevap verilecek. Bal gibi kanlı bir darbeydi ama bu kötü yönetim, bu çıkarcı anlayış ve o günlere giderkenkileri ve o geceki bazı şüphelileri barındırma ve onların sayesinde iktidarda barınma ihtiyacınız bu ülkeyi bu noktaya getirdi. Bunların hepsinin teker teker hesabı sorulacak bir tane gerçek FETÖ'cüye, bir tane darbeciye, bir tane katile şu kadarcık iltimas gösteren namerttir. Ama işinize gelince siz bunlarla bir olur musunuz? Vallahi biz size kefil değiliz. Olursunuz siz. Bir çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız var. Hakikaten evlere şenlik. Bir tweet atmış. Diyor ki Gençler diyor Mehmet Ali kardeşimize bir kulak verin. Bir video hazırlanmış. Mehmet Ali kardeşimiz de üç yıl önce hani üç buçuk yıl önce Toki'nin ev almak için 800 liralık taksitleri falan mümkün kendinden bir şeyler anlatıyor ve diyor ki ev kiralamayın ev alın. Bakan da bütün gençlere onu öneriyor. Ya Sayın Murat kurum Allah aşkına ev alın mev alın değil aklınızı biraz başınıza alın. Böyle laflar uçup gitmiyor. Kalıyor bir yerde. Mario internet gibi. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dersin. Yüzyıllarca anılırsın bundan. Deme böyle lafları. Bugün öğrencilerin barınma sorunu var. Ne ev alması ya? Ne ev alması? 20 yılda betondan her şeyi yaptınız. Köprü yaptınız, tünel yaptınız, yol yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Bir yurt yapmadınız kardeşim, bir yurt. Yurt yapmadığınız için yüz öğrenci okuyor, yirmisine yurt sağlayabilecek durumdayız. Yüz öğrenci okuyor İstanbul'da beşine bile yurt sağlayamıyoruz. Yurt kapasitemiz öğrencinin yüzde beşi. Bunların aileleri bırakın ev almayı, bırakın ev kiralamayı, yurt parasını ödeyecek durumda değil, aç millet, aç. Bu haldeyken bunları görmezden gelip dönüp dolaşıp saçma sapan şeyler. Ya gerçekten hani Anadolu deyimiyle teşbihte kusur olmaz. Sopayla kovalarlar seni. Git bakayım o çocuğun anasına babasına söyle bunu. Siz boşuna yurt aramayın gelin ev alın. Bekliyoruz bakalım. Toki'nin şu anda hala hazırda öğrencilere yönelik bir kampanyası yok. Yapın da görelim. Mesela yurt parası kadar vererek falan yapın da görelim. İlk önce şunu yapın. Türgev, ve Okçuluk falan vakıfları için bir kanun çıkardınız orada kalan öğrenciye kredi yurtlar kurumunda kalanının masrafı kadar destek veriyorsunuz o yurtlara. Geçen sene 850 idi bu sene 1450'ye geliyor. Ya bu parayı Bileler Doğan'ın yurtlarına veriyorsunuz da öğrenci özel yurtta kalacaksa o 1450 lirayı özel yurtta da verin üstüne de 3-5 koysun kalsın. Dört öğrenci birleştim ev tutacağım derse 1450 liradan 5600 lira 6000 lirayla evi tutsunlar. Şimdi Bilal Bey'in ya da Burak Bey'in Sümeyye Hanım'ın yönetimde olduğu vakıflara öğrenci başına bu katkıyı sağlıyorsun. Gerekçe Kredi Yurtlar Kurumu sırtından yük alıyormuş. E kendi kendine evde kalan, başka yerde kalan çocuk da o yük olmuyor. Neden vermiyorsun bunu? Önce bunu konuşun, ondan sonra başka bir şey konuşun. Milli Eğitim Bakanı dün çıkmış diyor ki tabi bağlamından koparmak niyetinde falan değilim. Bizim öyle a haberlik bir halimiz yok. İyi işler yaptığınız zaman dayağı çok yersiniz diyor. Yani kendisi iyi işler yapıyormuş da çok eleştiriliyormuş falan. Kardeşim dün iyi işler yapıp da dayağı çok yiyenler vardı sokaklarda. Eğitim ne öğretmenler. Geçen hafta özel okul öğretmenleri. Bugün Eğitim işli öğretmenler. Ve suç işleri bakanının verdiği kanunsuz emirle yürütülmüyorlar, itiliyorlar, kakılıyorlar. Al bunu al bunu al deyip gözaltına alınıyorlar. Yoplanıyorlar, gaz yiyorlar. Birazcık aklınızı başına to başınıza toplayın. Geçen haftaki öğretmen diyor ki, kamuda çalışan kadar maaş alıyordum. 2014'te AK Parti bir gece yarısı önergesiyle beni açlığa sefalete sömürüye mahkum etti. Taban maaş hakkımdır onu verin diyor. Siz ona sopayı veriyorsunuz. Dün eğitim sende bugün eğitim işte. Kardeşim geçen hafta Süleyman Soylu tamam. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Süleyman Soylu'dan ayrışan açı yapan tavrını kıymetli bulduğumu söylemiştim. Tamam adam suç işleri bakanı ama sen de o kabinenin bir bakanısın ya. Tamam Süleyman Soylu yalan bitmeden doğru konuşmaz. E geçen hafta bak ne diyordu? 30 Ağustos günüydü diyor. O yüzden kortej vardı. Kortej için bir risk teşkil etmesinler diye yürütmedik. Yoksa niye yürütmeyelim? E dün 8 Eylül, bugün 9 Eylül. Ankara'da ne var? Süleyman Soylu şimdi çok rahat yalan attığı için. Manisa'nın kurtuluşu 8 Eylül'ler ondan yürütmedim. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, CHP'nin kuruluşu der. Ondan yürütmedim. Ya böyle yalan olur mu? geçen hafta neden yürütmediğine korteji bahane eden, dün kortej yakken eğitim selinin önüne niye panzeri koyar, niye polisin kalkanlarını dayar? Böyle bir saçmalık, böyle bir ilkesizlik, böyle bir tutarsızlık görülmemiştir. Bir anayasal hakkı engelliyorlar. Suç işleri bakanının umurunda değil. O seçim kaybedilince işte uçarak kaçma, yüzerek kaçma öyle planları var herhalde onun. Çünkü her gün bir suç işliyor. Ama örneğin Emniyet Genel Müdürlüğüne onun sırası amiri olduğu kararı tebliğ edenlere uygulayanlara hatırlatalım. Anayasa 34. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Nokta. Kardeşim, öğretmenler bu hakkı kullandığında siz kullandırtmazsanız bu öğretmenin öğrencisi yetiştireceği yes, nesil nasıl gelecekte hakkını arayan cumhuriyetin yurttaşları olacak? Nasıl demokrasi özünlemiş hak aramayı bilen insanlar olacak? Böyle bir anlayış yok. Öğretmenleri sokağa çıkarmayan anayasayı ilah eden böyle bir şey yok. Süleyman Soylu bunu deyince sizin vereceğiniz cevap şu. Yazılı ver bakan diyeceksin. Kanunsuz emir yazılı istenir. Uygulanmasında ısrar olursa Emri vereni bağlar. Onlar yanıyor, sizi yakmasınlar. Onlar kaçar kurtulurlar. Onlar bir yolunu bulurlar ama sizi yakmasınlar. Bu kanunsuz emirleri hesapsız, kitapsız kimse uygulamasın. Gelecek sene seçimden sonra kurulacak Cumhuriyet iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında Anayasa 34 Türkiye'nin her yerinde bila istisna uygulanacak. Cumhurbaşkanlığının konutunun, Cumhurbaşkanının konutunun önünde. Haktır kardeşim uygulanır. Ne diyor? Silahsız saldırısız. Cumhurbaşkanlığının önünde. Geçiş döneminden sonra Başbakanlığın önünde, Bakanlıkların önünde uygulanır. Bugün Washington'da Beyaz Sarayın önünde 60 kişi ne talebi varsa dönüyor duruyor elinde pankartlarla sloganını atıyor kimsenin karıştığı yok. Bugün İngiltere'de 10 numaranın önünde Almanya'da Bundestag'ın önünde İspanya'da Madrid'de dünyanın her köşesinde iktidarlar eleştirilebilir kardeşim. Demokrasi protesto tepki ve protesto rejimidir bir anlamıyla. Böylelikle iktidar sahipleri iktidarlarını mutlaklaştırıp halkı ezemezler iktidarımızda gösteri toplantı yürüyüş hakkının engel olunduğu hiçbir yer olmayacak. Hiçbir yer. Başta Taksim. Fiilen seçmen kaldıracak onu. Seçim gecesi kutlamalar Taksim'de kardeşim. Sen ver oyu. Yolla siloyu. Bak bakalım kutlamalar Taksim'de mi oluyor? Maksim'de mi oluyor? Hep birlikte göreceğiz. Seçmen fiilen Taksim yaşayan, yasağını o gün kullandı oylarla. Doğrudan demokrasi. Çevik kuvvete talimatı bizzat seçmen verecek. Çekilin evladım önümüzden gitti sülü diyecekler. Bu kadar basit, bu kadar net. O günler gelene kadar birazcık sabret. Hepimizin katlanmak durumunda olduğu bir meseledir bu. Ayrıca içimde yaradır onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu olmayan yasağı uygulayan Süleyman Soylu ve onun Amiri Recep Tayyip Erdoğan yüzünden. Soma'dan madenciler çıktı, durdurdular. Mahkemeye başvurdular. Anayasa Mahkemesi, şehirler arası yollarda yürüyüş yasağı yoktur. Olamaz. Anayasaya aykırıdır. Anayasa ruhuna deyip 30 yıllık kanunu bozdu. Yürüyüp geldiler Ankara'nın girişinde Süleyman Soylu durdurdu. Günlerce aç, billaç orada durdular. Biz de yanlarında durduk. Yorgun durdular, uykusuz durdular. Bayram geldi. Binalar kapandı. Binip döndüler. Sendikanın başkanı Tahir Çetin, madenci ve babasını maden kazasında kaybetmiş Ali Faik İnter kardeşlerimiz Soma'nın girişinde uykusuzluktan yaptıkları trafik kazasıyla ikisi de hayatını kaybettiler. Bu ölümlerden anayasa tanımayan, mahkeme kararı tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararı tanımayan Süleyman Soylu bizzat sorumludur. Bunları unutmadık unutturmayacağız. Son olarak Adalet Bakanı. Adalet Bakanı'nın işi gücü altılı masa olmuş. Altılı masa aşağı, altılı masa yukarı. Kozan'da adliye binasını açar, altılı masa konuşuyor. Yozgat'ta açılış yapıyor, altılı masa konuşuyor. Kozan'da Adalet Sarayı'nın temelini atıyor, altılı masa konuşuyor. Yozgat'ta açılışını yapıyor, altılı masa konuşuyor. Televizyonda altılı masa konuşuyor. Yatmadan altılı masa konuşuyor. Kalkınca altılı masa konuşuyor. Gece rüyasında uykusunda altılı masa sayıklıyor. Kardeşim sen Adalet Bakanısın. Çık bir kelam et. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin suç işleyen, saldıran, savcıyı dinlemeyen, hakim kararıyla tutuklanan ilçe başkanı yüzünden savcıya hakimi sürdüler kardeşim. Buna bir lafet. Çık bir kalem et uzun tutukluluk sürelerine. Çık bir kalem et aylardır 5 ay, 6 ay, 8 ay, bir yıl beklendi halde hazırlanmayan iddianamelere. Çık bir kalem et cezaevlerindeki hak ihlallerine. Varsa yoksa altılı masa, varsa yoksa Tayyip Erdoğan son olarak da kaptanı derya yapmış Tayyip Erdoğan'ı. Ama bir yandan da çıkmış diyor ki polisin müdahalesinde Amerika'da George Floyd'un başına gelen bir örnek Türkiye'de bugüne kadar yaşandı mı? Allah'tan kork kardeşim, Allah'tan kork. Bu var ya yani bir yerden sonra şuna inanıyorum. Bunların arasında sürtüşme husumet gırla şimdi yarın selfie yaparlar beraber. Böyle deyince hemen koşup kol kola giriyorlar. Bunun derdi Süleyman Soylu'yu sorgulatmak, AK Parti'nin İçişleri Bakanlıklarını, bakanlarını sorgulatmak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir soru olabilir mi? Sen George Floyd gibi ölen var mı diye sorarsan sana Berkin Elvan'ı sormazlar mı? Medeni Yıldırım'ı sormazlar mı? Etem Sarı Sürüyü sormazlar mı? Dilek Doğan'ı sormazlar mı? Kemal Kurkut'u sormazlar mı kardeşim? Bak bir tane vakıf var Türkiye'de. Bir dön ona bak. Millet masasının mütabakat metinlerini satır satır okuyup yazım hatası arayacağına Bekir Bozda dön bir bak Baran Tursun Vakfı var. Baran Tursun polis şiddetiyle hayatını kaybetmiş birisi. Acılı babası vakıf kurmuş. Kurulduğu 2007'den bugüne kadar 15 yıldır siz iktidardasınız. 424 kişi polise verilen kanunsuz emirler, orantısız güç, şiddet, yargısız infaz sonucunda hayatını kaybetmiş kardeş. 424 kişi. Bu 424 ananın babanın yüreği yanıyor. Hiç olmazsa George Floyd gibi ölen var mı deyip de Berkin Elvan'ın anasını babasını bir daha ağlatma. Etem sarı Sülüğün kemiklerini titretme. Medeni Yıldırım'ın arkadaşlarını daha fazla zıvanadan çıkarma kardeşim. Yanlış. Bu laflar yanlış laflar. Ne konuştuğunu bilmeden bir yerden bakarak konuşulan laflar tarihin bir kesitine bakıp oradan bir mağduriyet çıkarıp onu yıllarca ağzında çevirip çevirip onunla iktidara tutunanlar bir de dön bak bakalım. Toplumun bir başka kesimi bu dönemde ne yaşadı, ne yaşattınız, ne hale getirdiniz? Elinizde ne var ya? Elinizde kir var, elinizde kan var. Ve bu lafların bu ülkeye hiçbir faydası yok. Teşekkür ederim. Soru varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyorum.